Kadraja hoş geldiniz. Halk TV'desiniz. Ben İpek Özbey. Sayın seyirciler, bugün yine gündem yoğun. Milliyetçi Hareket Partisi lideri bu hafta grup toplantısında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı. Daha doğrusu Mansur Yavaş'ı da hedef aldı. Bir süredir ortada görünmeyen ve görevden alınacağı, hatta kimileri tarafından istifa edeceği iddia edilen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tweet attı. Görelim. Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in 3. çeyreğinde yıllık %7,4 oranında büyüdük, diyor Lütfi Elvan. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı arttırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir. Bu arada Merkez Bankası'ndan iki istifa haberi geldi. Dolar yine 13'ün üzerini gördü. Euro 15'e yaklaştı. Deva Partisi kurucularından Metin Gürcan'ın tutukluluğu üzerine tartışmalar devam ediyor. Casusluk suçlamasıyla biliyorsunuz tutuklandı. Ve bugün Avrupa Konseyi Kavala meselesini görüşüyor. 3 gün boyunca görüşecek. O görüşmelerin sonundan ne çıkacak? Onu konuşacağız. Covid'de yine yeni varyant söz konusu. Yeni varyantı da Harvard tıp profesörlerinden Gökhan Hotamışlıgil ile ikinci bölümde konuşacağız. Gündem yoğun dedim ya. Evet, ilk önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen'e merhaba demek istiyorum. Gökçe Hanım, merhaba. Merhabalar İpek Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Bugün grup toplantınız vardı ama sizden önce MHP lideri Bahçeli konuştu. Ve Mansur Yavaş'a, ittifakın belediye başkanına bazı suçlamalarda bulundu. Hatta tehdit de diyebiliriz belki. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Soracağım size. Ama önce o görüntüyü bir ekrana getirelim. Üzerine konuşalım, olur mu? Gittiğimiz olan bilgiler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Bey'in elinin altında geliştiği kanaati hakim. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ikinci nefes vardır. Her günde takip edilir. Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin, arkasında bir ülkücü nefes vardır. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayit Torun Devlet Bahçeli'ye cevap verdi. Eşkıyalığa papuç bırakmayız, acizliktir dedi. Ne olacak siyasetin bu dili Gökçe Hanım? Evet, biz tabii son aylarda ne yazık ki Cumhur İttifakı'nı ve küçük ortağını mafya ile ilişkileriyle gördük. Daha çok bu ilişkileri sorguladık fakat bunlara herhangi bir ikna edici cevap alamadı toplumda. Şu anda gördüğümüz de Cumhur İttifakı ve küçük ortağı artık mafya ile yalnızca ilişki kurmakla kalmıyor. Yalnızca üçüncü ortağı olarak, ittifakın üçüncü ortağı olarak mafyayı görmekle kalmıyor. Bununla birlikte mafyatik yöntemleri de aslında siyasetin temel yöntemi haline getirmiş durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı burada açıkça tehdit etmiş. Cumhuriyet Halk Partililer Kuvayi Milliye ruhundan gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapan insanlar halkın yararı için siyaset yapar, kadınların yararı için siyaset yapar, gençlerin yararı için. Yani halk ne sorunu yaşıyorsa bu sorunları çözmek üzerine siyaset yapar ve bunu yapmak için, bunu yaparken de, çözümü ararken de halkla birlikte yapar bunu. İnsanlarla konuşur, sorunları muhataplarıyla konuşur ve çözüm arar. Bizim bütün Büyükşehir Belediye Başkanlarımız, bütün Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler olduğu gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da tam da bu amaçlarla, bu yöntemlerle siyaset yapmaktadır. Bu yüzden tehdit edilir ama bu yüzden tehdit edilmesi ne bizim ne Mansur Yavaş'ın bu tehditlerden korkacağı anlamına gelmez. Biz söylediğim gibi Kuvayi Milliye ruhundan gelen bir partiyiz ve Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler bu tür tehditlere asla pabuç bırakmazlar. Evet, bir de Cumhuriyet Halk Partisi liderinin bugün bir konuşması vardı grup toplantısında. Ben onunla da ilgili kısa bir video izleyelim, üzerine konuşalım istiyorum. Çünkü bu iddia daha önce de birkaç kişi tarafından dile getirilmişti. Sayın Kılıçdaroğlu bir kez daha dile getirdi. Önemli bir iddia. Lütfen izleyelim. Şimdi gazetelere bir şey yansıdı. Efendim
Bunlar geldiler. Aselsan, Havelsan, Roketsan, fen bunları alacaklarmış. Bunların pazarlıklarını yapacaklarmış. Buradan Erdoğan'a da söylüyorum, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi'ne de söylüyorum. Ordunun Havelsan'ına, Roketsan'ına, Aselsan'ına el koyarsanız, satarsanız fitil fitil burnunuzdan getiririz. Fitil fitil burnunuzdan getiririz. Aslında geçen gün Birleşik Arap Emirlikleri ile anlaşma imzalanırken bir konuğum vardı Deva Partisi'nden, pardon Gelecek Partisi'nden ve dedi ki şu anda servet el değiştiriyor dedi. Aselsan konusu da aslında bu kapsamda çok konuşuluyor iddialar arasında. Hükümetten tabii ki bu konuda yine bir açıklama yok. Ne diyorsunuz bu ekonomik krizle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelere ve servetin el değiştireceği iddialarına Gökçe Hanım? Evet, ne yazık ki artık bir ekonomik krizden öte ekonomik buhran yaşıyoruz. Halk gittikçe yoksullaşıyor. İnsanların artık biz yoksulluğundan veya herhangi bir şekilde yaşam standardının düşmesinden değil, ciddi ciddi fakirleşmeden bahsediyoruz ve hatta açlıktan bahsediyoruz. Bugün Gaziantep'te bir baba çocuklarıma siz bakın diye devlet yurduna yerleştirilsin diye kendi çocuklarının geçimini sağlayamadığından dolayı bir dilekçe yazıyor. Böyle bir dilekçeden söz ediyoruz. Çocuklarıma bakamıyorum diyor artık. Şimdi bizde bir büyümeden bahsediyorlar veya bazı hedeflerden bahsediyorlar. Ya da ekonomik krizin hiç olmadığını anlatan bir iktidar var. Diğer yandan da dün darbe girişimini finanse ettiği söylenen bir devleti kırmızı halılarla bugün karşılayan bir iktidar var. Dün 128 dolar işte halka harcandı. 128 dolar zaten hiç yoktu ki diye çelişkili açıklamalar yapan bir iktidar varken bugün zaten işte ekonomik kriz hiç yok. Bu paralar zaten Merkez Bankası'nın kasasında diye çelişkili açıklama yapanlar var. Şimdi aslında sorunumuz şu. Türkiye'de bir rant oluşuyor. Halkın yarattığı bin bir emekle ortaya çıkardığı bir zenginlik var ve bu zenginlik nedense hiçbir şekilde halk için harcanmıyor veya halka hiçbir dönüşü yok bu zenginliğin. Türkiye'nin fakirleşmesi elbette ekonominin kötü yönetilmesiyle ilgili, elbette beceriksiz bir yönetimle ilgili ama aynı zamanda temel bilimsel kriterlere aykırı davranmakla da ilgili. Merkez Bankası'nın hiçbir bağımsızlığının olmamasıyla da ilgili. Türkiye'de ekonomi yönetiminin hiçbir güven vermemesiyle de ilgili bir durum söz konusu elbette ama aynı zamanda bu tür krizlerden kimlerin zenginleşerek çıktığını, kimlerin buralardan rant elde ettiğini de görmemiz gerekir. Ve kimlerin rant elde ettiğine baktığımızda her seferinde niyeyse zaten ayrıcalıklı olan bir kesim ve bunların başında da saray ve çevresindeki o beşli çete geliyor. Sürekli bizim ortaya çıkardığımız, halk olarak emeğimizle ortaya çıkardığımız zenginlikleri dolarlı garantilerle, kamu özel işbirliği projeleriyle sürekli kendi ceplerine dolduran bir küçük kesimin de olduğunu görüyoruz. İşte bu bir siyasi tercih. Biz bu kadar bugün fakirleşiyorsak ve bu kadar kötü bir yönetimle karşı karşıyaysak ve aynı zamanda birileri de buradan sürekli olarak bir çıkar elde ediyorsa veya tank palet fabrikası bu ülkenin Katarlılara satılıyorsa, Türk ordusunun stratejik bilgileri başka devletlerin eline geçiriliyorsa, dün darbe girişimini ki hepimiz korkunç bir gece olarak hatırlıyoruz ve sonrasında gelenler de hukuk tahribatından tutun da ekonomik sorunlar, bugün yaşadığımız ekonomik sorunlar ve tek adam rejimin tesisine kadar darbe girişiminin finansörü olarak suçlanan bir devlet açık açık Cumhurbaşkanı ağzından, İçişleri Bakanlığı ağzından bu şekilde suçlanan bir devlet bugün kırmızı halılarla karşılanıyorsa aslında içinde bulunduğumuz bu korkunç yozlaşma, devletin ve yönetiminin bu korkunç yozlaşması ve bizim ne kadar bu sebeple fakirleştiğimizin de çok net bir resmi olarak karşımıza çıkıyor. Bütün bu çelişkiler, yanlış yönetim, siyasi tercihler ve bunun sonunda rant elde eden belli kesimler ve hiçbir şekilde şeffaf olarak halka açıklanmayan bu kötü yönetimin etkileriyle karşı karşıyayız. Bu da son bir örneği. Ve biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türk savunma sanayine dair elimizde bulunan hiçbir değerin elden çıkarılmasına izin vermeyeceğiz. Ve eğer böyle bir girişimde bulunulursa da bunun hesabını kesinlikle ve kesinlikle soracağız.
Evet. Gökçe Hanım, şimdi dün de biliyorsunuz Cumhurbaşkanı konuştu uçakta ve uçakta konuşurken de